Askerde bir ranzı arkadaşım vardı, Muğla'lı. Yakup, kulakları çınlasın. Bir gece ona bizim bataklığı anlattım. O da bana bir kavak çeşidinden bahsetti. Her birisi çeyrek ton su çeker topraktan. Bataklık cennet olur dedi. Ve de sağ olsun akabinde de tezkere sonrası 3 tane fidan gönderdi. Ve işte netice. Efendim ben size geçen gün de söyleyecektim. Laf karıştı. Esasen bunlar kabak ağacı değil efendim. Bunlar okaliptus ağacı. Ne ağacı? Okaliptus ağacı. Çok şifalıdır. Yağı da çok şifalıdır efendim. Yağ mı? Ağaçta yağ mı olur? Hayvan mı olur? Efendim esasında her bitkinin bir miktar yağı vardır. Öyle mi? Maşallah. Maşallah. Suyu çekip yağ yaptırıyor bunlara. Evet. Yalnız kavak bunlar. Bunlar okaliptus. Kavak. Reisin kavakları. 30 senedir. İyice çıkarma. Evet. Efendim müsaadenizle ben gideyim. Demek suyu çekip yağ yapıyorsunuz öyle mi? Hiç olmaz. Kolay gelsin. Mısırlar gövermiş. Ne? Mısırlar diyorum. Olmuş, güzel olmuş. Ne valla daha olmamış. Yok yani ben bitkiyi kastetmiştim. Meyve oluşumu için erken tabii daha. Fasulyeler vejetatif dönemde topluyorsunuz. Siz çarşıya çıkmıyorsunuz değil mi? Yok, çıkmıyoruz. Zaten biz de fazla kadın göremiyoruz çarşıda. Yanlış anlamayın yani illa görelim diye değil de tabii herkes örfünde, adetinde. Her yerin kendine göre gelenek, görenek şeyi evet. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Nedir? Niyetimiz ciddidir. Reis Bey haber versinler dedi. Ya Rabbim. Şino. Servet fotoğraftaki kadar yakışıklı mıdır? Çok yakışıklı. Allah için. Mesela artistlerden kime benziyor? Kadir İnanır. Hadi canım. Yalnız boyu biraz... Kısa mıdır? Yok abla normal insandan uzundur. Kadir İnanır'dan kısadır. Tamam tamam. Sen benim canım sağ Şino. Hey dünya. Bana dediler seni istemeye gelecekler. O gün başıma bir ağrı girdi. Hala da devam ediyor. Daha reisi görmeden? Eyvallah görmeden. Daha ben küçüktüm, 14 yaşındaydım. Reis diyor yalandır, büyüktü. Ben küçüktüm, boyum büyüktü. Allah etti reis sizi küçükten vermedi. O zaman görürdünüz. Bizimki büyükken de vermiyor, o kötü. Ayda şimdi git sor. Hemen cevap bekliyorlar. Tam Safiye işini bitirsin gideceğim. Yok şimdi git fırsattır. Şimdi daha sakindir hadi. Bak yok dese uzatmayacaksın söz. Niye yok dese? Seçimde babana oy vermemişler. Vermemişler mi? Hem millet öyle diyor. Millet nereden biliyor? Ayda oy vermek gizlidir. Ben neden bileyim? Kurban olayım Ayda git sor hadi. Bak kana zamanıdır. Keyfi yerindedir şimdi. Tam zamanıdır. Rezalettiniz beni valla. Benim başım ağrıyor nefesim daralıyor. Kalk kalk kalk. Kalk. Kurban olayım. Kalk burayı toplayın valla. Ben toplayayım. Reis bizi. Hazırlayacak. Haydi çabuk. Dilesen, dilesen, kat, dilesen. Aferin. Bu şehirde ikimizden başka musiki seven yok. Biliyorsun değil mi Safiye? Bir muhabbet. Abla, heyecanlısın değil? Biraz. Ama belki reis vermez diye çok da şey yapmak istemiyorum. O da beni sormuş Şino'ya. Ne demiş? Demiş, Türkan Hanım için çok güzel diyorlar, doğru mudur? Vay, Şino ne cevap vermiş? Az demişler demiş.
Ha, çok da şey yapmasaydı canım. He ya, çok şey yapmış. Keşke o kadar yapmasaydı. Korkma şekerim, korkma, bir şey olmaz. Nasıl korkma? Düğün günü gelecek, peçeyi kaldıracak diyecek. Çok şey yapmışlar. Evlerin çarşıdadır değil mi? He. Çarşının göbeğindedir. Oo, sonunda çarşıyı göreceksin Türkan Hanım. Hadi inşallah. Reis Bey, Sezgin'ler haber yollamışlar. Seçimde yaptıkları kardeşlik içinse hiç o mevzuyu açmasınlar. Yok yok, o değil. Ne istiyorlar? Türkan'ı istiyorlarmış oğulları Servet'e. Sokakta yürüp selam vermediğim adama kız mı vereceğim? Sen böyle bir şey söylemedin, ben böyle bir şey duymadım. Ne dedi? Dedi sen böyle bir şey demedin, ben böyle bir şey duymadım. Sebep? Siyasi. De buyurun. Gideyim ben. Bence bu işin bir tek çaresi var. Nedir? Osman Ağa. Babam onu kıramaz, kimse onu kıramaz. Eğer devreye sokulursa bu işi halleder. Ya o adam burada değil ki. Ankara doğumlu Azizciğim. Biliyorum Safiyeciğim. İşte getirmek lazım. Ta oralardan ayağına kadar gelirse babamın yok diyemez. Kim getirecek ki? Tabii ki damat bey. Fikri biz bulmuşuz, adamı da o getirecek. Tabii ki. Bu dünyada Muazzez'den daha akıllısı yoktur bence. İşte o yüzden diyorum, eğer okula ben gitseydim çok daha iyi olurdu. Ablasının gülüdür bu. Görüyorsun bak ne güzel buldu çareyi. Peki şimdi ne olacak? Safiye Hanım, kalem defter getir. Niyeymiş o? Bir mektup daha yazacaksın. Bence sen yazsan çok daha iyi olur Muazzez'ciğim. Hem benim uykum var. Yatacağım ben. Ne oldu? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Osman Ağa mı? Sağ olun gençler. Aferin Servet. Güzel habere bakşiş ver, kötüye verme. Ben sana müjdeli haber getiremem ki kardeşim. Tabii canım. Postacı kötü haber getirdiği zaman maaş almıyor mu? Güven abi nasılsın? Alkollüyüm şunu. Konuşma. Devam et. Devam et. Sağ ol amcalık. Uzak konu ikiyken hiç. Tekin'cim dur. Dur Tekin'cim. Dur oğlum Tekin'cim. Tekin'cim şu kapının da içini... Safiye Hanım kolay gelsin. Sağ ol. Ben yardım edeyim isterseniz. Yok ben taşırım. Olur mu efendim, yardım edeyim ben. Yok ben taşırım. Efendim, ağırdır bunlar, ben alayım. Teşekkür ederim. Ağırmış. Gerçekten de. Ver birini geri alayım. Yok. O anlamda değil yani. Maşallahınız var anlamında. Güçlüsünüz, kuvvetlisiniz. Ne güzel. Evet. Nerelisin sen? Antalya. Orada Akdeniz var değil mi? Evet, Akdeniz var orada. Nasıldır? Deniz mi? Ha. Su... Mavidir. Büyüktür. Kokar mı? Kokmaz mı? Kokar. Nasıl kokar? İyot, tuz karışımı. Kokuyu anlatmak da denizi anlatmaktan daha zor tabii. Ben de yaylaya uğramak istiyorum. Nasip kısmetse. Olursa bir gün yaylaya. Bakalım, görelim, gelir miyim?